Dostlar 25 dakika pişti Sebastian çiçeklerimiz. Gördüğünüz gibi dans ediyor. Bu şekilde. Rengi bu şekilde olması gerekiyor. Bu şimdi bir gün dolu. Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, sanal fırına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla karşınızdayım. İnşallah bundan sonra da video serilerime devam etmeye çalışacağım. Bu videomda Sebastian cheesecake nasıl yapılır? Bunu öğreneceksiniz. Tarif 4 kalıp için yaptım tarifi. Eğer evde yapacaksanız, tek kalıp yapacaksanız tarifin bütün malzemelerini 4'e bölersiniz. Bir tek kalıba bir adet cheesecake yapmış olursunuz. Sözü daha fazla uzatmayalım ve videoya başlayalım. Evet dostlar, Sebastian cheesecake'in yapımına başlıyorum. Öncelikle kalıplarımızı kağıtlamamız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi yanmaz yapışmaz kağıtla kağıtladım. Bu standart pasta çemberi, eğer kelepçeli kalıbınız varsa o daha uygun. Benim elimde olmadığı için bunu da yapıyorum. Şimdi hemen malzemelere geliyorum. 22 adet yumurta, 300 gram un, 800 gram toz şeker aynı kabın içerisine koydum. 2 kilo 200 gram şekerli krem şanti. Burada 3 kilogram var, 3 litre. Yalnız hepsini kullanmayacağım. Ve son olarak da labne peyniri. 2 kilo 750 gram da labne peyniri kullanacağım. Bunlar 500 gramlık. Bundan da biraz, bir tanesinden biraz bırakacağım. Yarısını kullanacağım. Labneniz de şöyle lezzetli, çok ağır olmayan bir labne olursa iyi olur. Ben bunu kullanıyorum. Hungarian, hem soydaşlarımız Macaristan'ın, hem de tadı gayet güzel. Hem bizden hem de tadı da güzel. Bunu kullanıyorum. Gayet güzel de cheesecake oluyor. Hemen yapımına geçiyorum. Şimdi öncelikle yumurta ve şantiler bir kenarda kalacak dostlar. Bunlar ikinci bölümde. Önce labne peynirleri kabıma alıyorum. Bu üç. Öncelikle sadece labne ve toz şeker ve unu koyup çırpıyorum. İki üç dakika bunları çırptım. Şimdi yumurtayı yavaş yavaş ilave ediyorum. 22 adet yumurtayı ilave ediyorum. Yavaş devir alıyorum. Çünkü kremayı ilave edeceğim. Çok fazla kabarırsa form bozulur. Çok kabarmaması gerekiyor. Krem şantini. 2/3 krem şantini ilave ediyorum. O bir. Şu iki. İki yüzünde şundan göz kararı şöyle. Tamamdır. Kenarlarında şöyle kazıyalım. Kenarlarında peynir sıçratmış. O da karışsın. Tamamdır dostlar. Evet. Kalıplarımıza döküyoruz. Hop. Bu tariften 4 kalıp çıkıyor arkadaşlar. Sizler evde bir tane yapacaksanız 4'e bölersiniz. Bütün malzemeleri 4'e böldüğünüz zaman bir kalıp elde etmiş olursunuz. Bu kadar basit bir matematik. Şöyle içerisine kazıyalım. Şu kazıyacak bende 2017'den beri bende arkadaşlar. Lex diye bir firma var Türkiye'de. Ürünler getirdiği zaman böyle şeyleri getiriyor. Onun demo ustasına rica etmiştim şahsıma vermesi için. O zaman vermişti bana, sağ olsun. O zamandan beri bende duruyor şöyle. Çok esnek, çok güzel kullanışlı. Sürekli kendimden gezdiriyorum. Buraya kadar getirelim. Bakalım nereye kadar gider. Şimdi sıra geldi Sebastian cheesecake'lerimizi pişirmeye.
Pişirme derecemiz 220 derece, 25 dakikadır. Fırından fırına derece değişiklik gösterebilir. Ev fırınlarında pişireceksiniz, muhtemelen 200 derece uygun gelecektir. 25 dakikaya göre programlayın. Üstü şöyle karamelize bir şekilde pişmiş olacak. Ne çok yanık ne de çok beyaz. Karamelize renk alıncaya kadar 25 dakikaya göre ayarlarsınız dostum. Şöyle. Kapağımı kapatıyorum. Ben dakikası kurdum. Start'a basıyorum. Evet dostlar, 25 dakika pişti Sebastian çiçeklerimiz. Gördüğünüz gibi dans ediyor. Bu şekilde. Rengi bu şekilde olması gerekiyor. Bu şimdi bir gün dolapta bekleyecek. Dolapta bir gün bekledikten sonra, yani soğuk dolapta, ardından dolapta bir gün bekledikten sonra dirmeyip servis edeceğiz. Ama bir gün mutlaka beklemesi gerekiyor. Evet, Sebastian cheesecake'leri bir gün artı 4 dolapta bekledi. Yani bir gece bekledi. Şimdi kalıpları çıkarma zamanı. Şöyle kenarlara gerdiriyorum. Kesme işlemi yapıyorum. Önce şöyle ortadan bir. Bıçağı kendimize doğru çekiyoruz. İzi yapmasın diye. Bıçağın ağzı böyle oluyor. Peçeteyle, kağıt havluyla şöyle temizleyip şunu ağzını kapatalım. Sekiz dilim yapacağım bunu. Siz kendinize istediğiniz kadar dilim yapabilirsiniz. Bakın bıçağın ağzında az bir peynir kalmış, hemen iz bıraktı orada. Ona dikkat ederseniz iz kalmaz. Şöyle şuradan keselim. Tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi dostlar, Sebastian cheesecake'imiz bu şekilde. Ortası biraz şey olur böyle, yani sert olmaz. Kremsi olur. Bu şekilde şimdi burada kaplarım var. Bunları koyacağım. Reyara çıkması gerekiyor satış için. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tarihlerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal fırında kalın. Hoşçakalın.